şehit ve gazilerle ilgili birimimiz elinden gelen çabayı gösterdi. Kanun tekliflerimizi verdi. Kabul edilmedi. Olabilir. Ama bunun arkasını bırakmış değiliz. Bu eşitliğin sağlanması lazım. Huzurun sağlanması lazım. Yakınmaların sonlandırılması lazım. Şehit aileleri biliyorum yakınıyor. Gaziler biliyorum yakınıyor. Ya biz niye ikinci sınıfız da benim evladım da şehit, onun evladı da şehit. Ama ona sağlanan imkanla bana sağlanan imkan arasında dünya kadar fark var. Neden bu ayrıcalık? Haklı mı? Haklı. Dolayısıyla bunların giderilmesi lazım. Şimdi size 8 maddeden oluşan, 8 madde oluşan bir çözüm paketi sunacağım. Bakın, olur ya eksiğimiz varsa söyleyin, tamamlayalım. Yanlışımız varsa yine söyleyin. Yanlışımızı düzeltelim. Çünkü olayı yaşayan sizlersiniz. Tamam bizler de üzülüyoruz ama asıl gözyaşını döken sizlersiniz. Bedeninden bir parça bırakıp normal hayatta bizim gibi mücadele edemeyenler sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin görüşü bizim açımızdan son derece değerlidir. Şimdi birinci soru benim yaptığım bütün toplantılarda, ya bizim devlette bir muhatabımız yok diyorlar. Bir yere gidiyoruz Sosyal Güvenlik Kurumu, bir yere gidiyoruz Çalışma Bakanlığı, bir yere gidiyoruz efendim falan bakanlık diye. Bizim bir merkezimiz olması lazım. Yani şehit ve gazilerin sorumluluğu başvurduğu zaman, herhangi bir aile başvurduğu zaman o ailenin ya da o kurumun bütün bakanlıklarda, kurumlarda neyse olayları görüşsün, sonucu bağlasın, vatandaşa bildirsin. Nedir bu olay? Bunun için şehit yakınları ve gazileri yüksek kurulunun kurulması lazım. Böyle bir kurulun olması lazım. Şehit yakınları, gaziler, yüksek kurul. Siz nereye müracaat edeceksiniz? Şehit aileleri ve gaziler olarak oraya müracaat edecek. Onlar, siz kapı kapı dolaşmayacaksınız. Devlet sizi kapı kapı dolaştıramaz. Siz bu devletin bekası için mücadele etmiş insanlarsınız. O kurul bütün bu bakanlık mı başka bir yer mi neyse görüşecek ve sonuçta size evet bu olay böyledir diye bir cevap yazacak. Birinci nokta, önce devletin içinde bağımsız, sağlıklı, çalışan bir kurumun oluşturulmasıdır. Bu kurum olduğu takdirde siz de rahat edeceksiniz. Siyasetçi de rahat edecek. Bir yerde bir engel çıkar, sizin sorduğunuz soruya belli süre içinde yanıtlar verilmese veya sorunu çözülmese o zaman daha rahat dile getirebilirsiniz. Biz de sorunu çözmeyen muhatap kurumu öğrenmiş oluruz. İkincisi şu, şehit yakınları ve gazilerde ayrımcılık var. Bu ayrımcılığın kalkması lazım. Kore gazileri var. Zaman zaman onlarla da karşılaşır. Allah aşkına ya. Kore'ye gittiler. Bu ülke için gittiler. Üçüncü sınıf evlat muamelesi görüyoruz diyorlar. Üçüncü sınıf. Bizim adımızı bile anlıyorlar. E onlar da gittiler. Onlar da mücadele ettiler. Onlar da mücadele ederken bayrakları vardı. Aynı bayrağı hep beraber kutsuyoruz zaten. O zaman neden Kore gazileri veya diğer gazileri? 15 Temmuz gazileri var, diğer gaziler var. Olmaz. Gazi gazidir arkadaşlar. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık yaparsanız toplumu bölersiniz, ayrıştırırsınız, kutuplaştırırsınız. Dolayısıyla ayrımcılığa son veren bir kanun teklifini biz hazırladık. Gaziler ve şehit yakınları arasında. Dedik ki gazi gazidir, şehidimiz de şehidimizdir. Eğer bir kanun çıkacaksa hiçbir ayrım yapmadan bütün şehit aileleri ve yakınlar için aynı avantajları sağlayan bir kanun çıkaralım. Biz bunu gönderdik. Parlamentoda tartışıldı, reddedildi. Olabilir. Ama inşallah benim boynuma borçtur. Ben bunu yapacağım. Şehit yakınları, gaziler arasında hiçbir ayrımcılık olmayacak. Herkesin hakkı, hukuku teslim edilecek. Efendim, alınan aylıklar var. Gaziler ve şehit aileleri arasında.
Az önce İzzet Bey bir şehit yakınının aylığını gösterdim. Ben de mecliste bir ara konuşurken bir rakam vermiştim. 121 lira mıydı neydi? Aylık alıyor, aylık veriyorlar. 121 lira bir polis şehidimizin ailesine verilen aylık. Akıl alacak şey değil. Ben bunu söylediğimde inanmadılar. Yok, siz doğruyu söylemiyorsunuz diye. Sonunda bordroyu getirdim. Bankaya yatıran parayı getirdim. Eğer bunun üstüne bir para veriyorsanız, ben bilmiyorsam ben siyaseti bırakacağım. Ama buysa hepinizin düşünmesi lazım. Hepimizin düşünmesi lazım. Dolayısıyla anne ve babaların, şehit yakınları gaziler, anne ve babalara bağlanan aylıkların en düşük emekli aylığına, memur aylığına bağlanması lazım, eşitlenmesi lazım. Yani herkes bilmeli ki gaziysem, şehit yakınıysam alacağım en düşük aylık en düşük memur aylığının altında olmayacak. Bunun kural olarak konması lazım. O zaman bir eşitlik sağlanmış olur. Anneye, babaya belli bir aylık verilmiş olur. Hiç kimse de demez ki ya sen niye, sen fazla mı aldın, sen düşük mü aldın, sen efendim bilmem terör şehidisin, sen efendim bilmem başka bir şehitsin diye bir ayrımcılık olmaz. Başka, 18 yaşından büyük olan ve öğrenci olmayan şehit yakınlarının evlatları var. İşsizliği hepimiz biliyoruz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Bizde güzel bir laf var. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin diye. Şehidimiz var. Gazimiz var. Onların evlatları var. 18 yaşından büyük, işsiz ve biz onlara sahip çıkmıyoruz devlet olarak. Bu devletin ayıbıdır. Bunun kalkması lazım. Efendim bir kişiye bakacağız, iki kişi alacağız. Niye bir iki kişi? Evlatlar arasında niye ayrım yapıyorsunuz? Milyonlarca çalışan var devlette. Yani beş kişi şehit yakını, şehidin evladı veya bir gazinin evladı olmasının Allah aşkına bu devlete yükü ne olabilir ki? Ne olabilir yükü? Bunun da kalkması lazım. Şehidimiz, gazimiz varsa, evlatları varsa, 18 yaşını aşmışsa, herhangi bir işi yoksa, kaç kişi olursa, 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, 1 kişi, neyse, hepsini devletin alıp istihdam etmesi lazım. Devlet bu görevi yapmak zorundadır. Ya bu insanlar bu ülkenin bekası için mücadele ettiler. Bu ülkenin bekası için mücadele edecek baba, hayatını verecek, şehit olacak, evladına devlet bakamayacak. Efendim bir kişi alacağım, 2 kişi, 3. onu alamıyoruz. Niçin? Kanun izin vermiyor. Değiştir kardeşim kanun. Değiştir kardeşim. Olmaz. Bunun da düzelmesi lazım. Eğitim konusunda da eğer 18 yaşından küçük çocuk okuyorsa üniversitede, ilkokulda, ortaokulda, kreşte neyse eğitimin bütün süreçlerinde şehit yakınlarının ve gazilerin